Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videomda size ortak bölenler ve ortak katlar konusunu anlatacağım. İlk önce ortak bölenlerden başlıyoruz. Şimdi iki tane sayının ortak bölenlerini bulurken sayıların ilk önce bölenlerini bulacağız ayrı ayrı. Sonra hangileri ortak bunlara bakacağız. Tabi burada kalansız bölenleri kastediyoruz. Şimdi örneğimizi yapalım. 12 ve 18'in ortak bölenlerini bulalım. En büyük ortak bölenlerini, yani en büyük ortak bölen sayıyı işaretleyelim. Şimdi ilk önce 12'den başlayalım. 12 diyelim. Şimdi 12'yi hangi sayılara bölebilirim? Mesela 1'e bölebiliyorum, değil mi? Başka 2'ye de bölebiliyorum. 3'e de bölebiliyorum. 4'e de bölebiliyorum. Sonra 6'ya bölebiliyorum. 5'e bölemiyorum tabii, onu geçtim. Başka bir de kendisine bölebiliyorum. Peki 18'i kimlere bölebiliyorum? 18 eşittir diyelim. Tabi 1'e bölünüyor o da. 2'ye de bölünüyor. 3'e de bölünüyor. Peki 4'e bölünüyor mu? Hayır. Başka 5'e? Hayır. 6'ya bölünebiliyor. Başka kime bölünebiliyor? 9'a bölünebiliyor. Ayrıca bir de kendisine bölünebiliyor. Şimdi bakın 12 ve 18'in beraber bölünebildiği bazı ortak rakamlar var, değil mi? Kimdir bunlar? Örneğin 1. Bundadaki de aynı. 2 ikisinde de var. 3 sayısı ikisinde de var. Başka kim var? 6 sayısı var. Ve bu kadar. Diğerleri mesela 4 ve 12 sadece 12'ye özel. 9 ve 18 de sadece 18'e özel. Şimdi ortak bölenlerini bu şekilde bulmuş olduk. Ve 12 ile 18'in ortak bölenlerini yazmak istersek 1 diyeceğiz. 2, 3, 6 diyeceğiz. Peki bu iki sayının en büyük ortak böleni kimdir acaba? Tabii ki buradakiler içerisinde kim oluyor? 6 oluyor. Şimdi biraz daha alıştırma yapalım. Diğer 30 ile 24'ü gösterelim mesela. Şimdi 30'un ortak bölenlerini yazalım. 30 diyelim. 1 ile bölünebiliyor. Başka 2 ile bölünebiliyor. Başka 3 ile bölünebiliyor. 5 ile bölünebilir. 6 ile bölebiliriz. 10 ile bölebiliriz 30'u, 15 ile bölebiliriz ve 30'un kendisiyle bölebiliriz. Peki 24'ün bölenleri kimler? Onlara da bakalım. Yine 1 var, 2 var, 3 var. Yukarıdakinden farklı olarak 4 de var. Başka 6'ya bölebilirim, 8'e bölebilirim, 8 yazıyorum. 12'ye bölebilirim ve kendisi olan 24'e bölebilirim. Ve şimdi bunların ortak bölenlerini işaretleyelim. 1, 2, 3 var. Başka 6 var karşılaştırdığım zaman. Başka bakıyorum, var mı? Yok. Demek ki burada 30 ile 24'ün bölenleri, ortak bölenleri bu rakamlar. Peki en büyük ortak bölen kim oluyor? Yine bakın 6 oluyor. O zaman bu da en büyük ortak bölen. Şimdi 45 ile 75'e bakalım. 45'in bölenlerini yazalım ilk önce. 1 var, 2 olmuyor, 3 var, 5 ile bölebilirim, 9 ile bölebilirim, 15 ile bölebilirim ve kendisiyle 45 ile bölebilirim. 75'e bakalım. 1 ile bölebiliyorum, 3'e de bölebilirim, 5'e de bölebilirim, 15'e bölebiliyorum. Ayrıca yukarıdakinden farklı olarak 25'e bölebiliyorum ve kendisi olan 75'e bölebiliyorum. Ortak bölenlerini yazalım. Kimlermiş? Şöyle gösterelim. Yukarıda gösterelim. Bakın 1 var, değil mi? 3 var. 5 var. Başka bir de 15 var. Ortak bölenler. Şöyle göstereyim. Yani şurada, pardon, yanlış yaptım. Yani şöyle tekrar yuvarlak için alalım. Belli olsun. Bunlar ortak bölenler. Yine ortak bölenlerin en büyüğü kimdir dersek burada 15 oluyor. Yani en büyük ortak bölen 15. oluyor. Şimdi bu konuyla ilgili biraz da problem çözelim. Şimdi bu konu ne işe yarıyor? Hangi problemlerde bu işimize yarar? Bakın örnek bir problem. 28 tane kırmızı kalem ve 32 tane mavi kalem birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit olarak kutulara konacaktır diyor. Şimdi A şıkkında bir kutuya konabilecek kalem sayısı değerlerini bulalım. Burada ne yapmalıyım ben? 28 ve 32'nin ortak bölenlerini bulmalıyım. Çünkü kutulara eşit miktarda konacak ve hiç artmayacak. Şimdi 28'e şöyle ortak bölenlerini bir yazalım. Mesela 28 tane kalemi birer birer koyabiliriz, değil mi?
2'ye bölündüğü için ikişer ikişer de koyabiliriz. Ama 3'e bölünmez. 3'er 3'er koyamayız. 4'e bölünür mü? Evet. 4'er 4'er bölebiliriz. Peki başka? 5'e bölünüyor mu? Hayır. 6'ya da bölemiyoruz. 7 ile bölünebiliyor. Peki başka var mı? Var tabii ki. 28'in yarısı var mesela. 14'e bölebiliriz. Ayrıca 28'i kendisine de bölebiliriz. Peki 32'yi nasıl yapabiliyoruz? 32'yi koyduğumuz zaman yine birer birer koyabilir miyiz? Evet koyabiliriz. İkişer ikişer. Evet o da olur. 3'e bölemiyoruz. 4'er 4'er paylaştırır mıyız? Evet paylaştırırız. Peki 5'er 5'er oluyor mu? Olmuyor. 6'şer olmuyor. 7'şer olmuyor. 8'er 8'er olabilir. Başka kimler olabilir? 8'den sonra 16 16 olabilir. Çünkü 32'nin yarısı 16. Ve yine kendisi 32'ye bölebiliriz. Yani 32 olarak koyabiliriz bir kutuya. Şimdi her iki sayının da ortak bölenlerini işaretleyelim. Bakın birer birer paylaştırabiliyoruz her ikisinde. İkişer ikişer de paylaştırabiliyoruz. Dörder dörder de paylaştırabiliyoruz. Başka ortak bölen var mı? Yok. Demek ki burada ortak bölenleri 1, 2 ve 4. Yani biz bunların hepsini kullanıp da bir kutuya kaçar kaçar konabileceğini sorduğunda birer birer, ikişer ikişer ve dörder dörder oluyor cevap. Yani buradaki değerler bunlar. Peki bir kutuda en fazla kaç kalem olabilir? Burada da en büyük ortak bölene bakmamız lazım. Yani burada en büyük ortak bölen kim? 4. Demek ki bir kutuya en fazla 4'er 4'er paylaştırabiliyoruz. Keloğlan masalları 48 sayfa, Kırkara Amiler 40 sayfa. Öğretmen yukarıdaki iki kitabı öğrencilere okuma ödevi vermiştir. Her gün eşit miktarda okumalarını ve kitapları sırasıyla okumalarını söylemiştir. En az günde kitapları bitirmek isteyen öğrenci kaç günde bitirebilir? Şimdi burada farklı sayfada kitaplar var. 48'in ilk önce o bölenlerini bir bulalım bakalım. Yani her gün eşit miktarda okuduğunda mesela örneğin birer birer okuyabilir öğrenci. İkişer ikişer de okuyabilir çünkü ikiye de bölünüyor. Üçer üçer de okuyabilir. Üçe de bölünüyor çünkü. Dörder dörder okuyabilir. Beş olmaz. Altışar okuyabilir. Sekizer sekizer okuyabilir. Sonra 12 12 okuyabilir. 24 sayfa okuyabilir ya da 48 48 okuyabilir. Peki 40'ın bölenlerine bakalım. Birer birer olabilir, ikişer ikişer olabilir, 3 olmuyor, 4'er 4'er olabilir, 5'er olabilir, 6 olmuyor, 7 olmuyor, 8'er olabilir. Başka 10'ar 10'ar okuyabilir, 20'şer sayfa okuyabilir ya da 40'ar sayfa okuyabilir. Şimdi her iki kitabında ortak bölenlerini aşağıya yazalım. Her gün birer sayfa her ikisinden de okuyabiliyor. İkişer sayfa da okuyabiliyor. 3'ü yazmıyorum çünkü burada 3'er sayfa okuyor ama aynı okuma sayfasını 40'a uygulayamıyor. O yüzden 4'ü yazıyorum. Başka 8'i görüyorum. Peki başka ortak bölen var mı? Yok. Şimdi en az günde bitirmesi için çok sayfa okuması gerekiyor. O zaman burada 8'er sayfa okuması gerekiyor. 48 sayfalık kitabı 8'er 8'er okuyacağı için kaç günde bitirebiliyor? 6 günde. 40 sayfalık kitabı 8'er sayfa okuduğunda 5 günde bitirebiliyor. Ve 6 ile 5'i topladığımız zaman en az 11 günde bitirebiliyor. Şimdi ikinci bölüme bakalım. Ortak katlar. İki sayının ortak katları sayıların katları bulunarak belirlenir. Şimdi örneğimizi yapalım. Mesela 12 ve 8'in ortak katlarını bulalım. 12'nin katları. 12'nin 1 katı yani kendisi. 2 katı 24. 3 katı böyle 12'şer 12'şer gidiyor yani. 12, 24, 36, 48, 60 böyle sonsuza kadar gidiyor 12'şer 12'şer. Peki 8'in katlarına bakalım. 8'in 1 katı 8. Sonra 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 böyle devam ediyor. Peki burada ortak katlar hangileri oluyor? Nereden başlıyor ortak olan katlar? Bakın şu 24'ten başlıyor. 24, burada da 24. Başka 48 var. Burada da 48 var. Sonra bir sonraki, örneğin şunda 72 var. Bunda da 72 var. Evet. Demek ki 12 ile 8'in ortak katları şöyle yazabiliriz. 24, 48, 72 böyle devam ediyor. Bakın burada bir şey dikkatimizi çekiyor. 12 ile 8'in ilk buluştukları yer en küçük ortak katı oluyor. Yani burada 24'te buluşuyorlar. Demek ki en küçük ortak katı 24. Ve bundan sonra
Diğer ortak katlar 24, 24 devam ediyor. Bakın burada yazdık 24. Bir sonraki ortak buluşma yeri 48. Bir sonraki 72. İşte böyle 24, 24 devam ediyor. İki sayının en küçük ortak katını bulduğumuzda ondan sonraki ortak katların bu şekilde ilerlediğini anlayabilirsiniz. 3 ve 4'ün katlarını bulalım, sonra ortak katlarını belirleyelim. 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15, 18 böyle gidiyor. 4'ün katlarını yazalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 böyle devam ediyor. Şimdi ortak katları belirleyelim. İlk nereden başlıyor? 3 ve 4'ün ilk buluştuğu yer bakın 12. 12'den başlıyor. O zaman buradaki ortak katlar 12, 12 artacak. Yani ilk ortak katımız, yani en küçük ortak katımız 12. Daha sonraki 24 olacak. Daha sonraki 36. Daha sonraki 48. Böyle devam edecek. Bakın şuradaki ortak katlara baktığımız zaman şu 3'ü biraz daha ilerleteyim. 21, 24, 27 böyle devam ediyor. Bakın 12 ortak kat. Başka 24. Ve diğer ortak kat 36 olacak. Diğeri 48 olacak. Böyle devam edecek. En küçük ortak kat ise burada ne oluyor? 12 oluyor. Şimdi 20 ile 30'a da bakalım. 20'nin katlarını yazalım. 20, 40, 60, 80, 100 böyle devam ediyor. 30'un katlarına bakalım. 30, 60, 90, 120, 150 böyle devam ediyor. Peki ilk olarak nerede buluşuyorlar? 60 sayısında buluşuyorlar bak. O zaman ortak katların en küçüğü 60 oluyor. Yazalım. Ve sonraki ortak katlar 60'ar 60'ar ilerleyecek. Yani bir sonraki buluşma 120'de olacak. Bir sonraki 180 olacak. Bir sonraki 240 olacak. Böyle devam edecek. Şimdi bu konuyla ilgili problemler de yapalım. Annem her 20 günde bir çilekli pasta, her 30 günde bir çikolatalı pasta yapıyor. Buna göre bir yılda evimizde çilekli ve çikolatalı pasta kaç defa birlikte yapılır diyor. Şimdi burada 20'nin katlarını bulacağız. Çünkü her 20 günde bir yapılıyor değil mi çilekli pasta? 20 bir katı, 2 katı 40, 20'şer 20'şer ilerleyeceğiz böyle. 60, 80 böyle gidiyor. 100. Peki diğeri 30'un katları 30, 60, 90, 120 böyle devam ediyor. Ne kadar zamanda soruyor? Bir yılda. Bir yılda 365 gün var. Yani 365'e kadar gideceğim ben. Fakat burada ortak katı bulmam lazım. Çünkü o ortak kat olan günde beraber yapılacaklar. Şimdi şöyle düşünün. 20. günde mesela çilekli pasta yapıldı ama çikolatalı yapılmadı. Çikolatalı 30. günde yapıldı. O zaman da çilekli yapılmadı. Nerede beraber yapıldılar? 60 olan günde, 60. günde. Peki 60'ar 60'ar devam edecek o zaman. 60'ar 60'ar yani 365'e kadar gitmem lazım. 60, 120, 180, 240, 300 ve 360. Bakın bu şekilde. Demek ki kaç defa oluyor? 6 defa yapılır. 6 defa aynı günde yapılmış oluyorlar. Cevabımız bu şekilde olacak. Burada böyle yazarak değil de isterseniz 365'i 60'a bölerek de bulabilirsiniz. Ama ben ayrı ayrı göstereyim diye bu şekilde yazdım. Devam edelim. Bir sokağın sol yanındaki evlere onun katları, sağ yanındaki evlere 12'nin katları olacak şekilde numara verilmiş. Sokağın sonundaki en son evin numarası 10 ve 12'nin ortak katıdır. Bu sokakta en az kaç ev vardır diyor. Şimdi 10 ve 12'nin katlarını yazalım. Onar onar gidiyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 böyle devam ediyor. Diğeri 12, 12 gidiyor. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 böyle devam ediyor. Sokağın sonundaki son evin numarası bu iki sayının ortak bir katıydı değil mi? İlk buluştukları yer 60 sayısı. O zaman şu ortak katlardan ilki 60. Bir sonraki ortak kat 60'ar 60'ar ilerleyecek. Yani 60, 120, 180 böyle ilerleyecek. Fakat diyor ki bu sokakta en az kaç ev vardır? İlk buluştukları nokta 60. O zaman 60 sayısından biz yürümeliyiz. 60 olduğunda
Onar onar ilerleyen evler 60 bölü 10 kaç tane olur? 6 tane olur. 12 12 ilerleyen evler 60 bölü 12 onlar kaç tane olur? 5 tane. O zaman burada en az 6 ile 5'i topladığımız zaman en az sokakta 11 tane ev var diyoruz ve cevap 11 oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.